Yanımızda Mevlüt Yiğit var. Kendisinden siz değerli izleyicilerimiz için yatırımla ilgili, özellikle Milas biliyorsunuz ki çok güzel bir şehir. Önce Milas'ı tanıyacağız, daha sonra da siz değerli izleyicilerimiz için burada yatırımlarınızla ilgili, projelerle ilgili siz değerli izleyicilerimize bilgi vereceğiz efendim. Buyurun izliyoruz. Mevlüt Yiğit, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim siz de bize değer ve röportaj ve haber yapmak için geldiniz. Biz de teşekkür ediyoruz. Mevlüt Yiğit kimdir? Aslen Adanalıdır. Emekli olduktan sonra gayrimenkul sektörüne hızlı bir şekilde girmiş ve Milas civarında zeytin ağacı gayrimenkul, özellikle zeytinliklerin çok güzel bir yatırım olduğunu keşfedip burada zeytinlik satışıyla ilgili bir çalışma başlatmış ve yürütmektedir. Şimdi öncelikle biraz bölgede zeytin, bu bölgede ve bölgeye yakın yerlerden biraz bahsedelim. Zeytin genelde nerelerde olur? Zeytin Akdeniz'in olduğu her yerde olur ama Türkiye'de en çok Milas ve civarında olur. Bunu resmi kayıtlarda böyle teyit ediyor çünkü Türkiye'de kayıtlı 110 milyon tane zeytin ağacı var. Bunun 10 milyon tanesi Milas ve çevresinde. Yani her 10 dekarlık zeytinden bir dekarı Milas'ta bulunuyor bu hesaba göre. Tabii burada küçük küçük parçalar, büyük büyük parçalar, yani 250 dönümlük yerler de var, bir dönümlük, yarım dönümlük yerler de var. Şimdi bizim şöyle bir düşüncemiz, hatta sloganımız var. Nedir efendim? Efendim, bir dikili bir tane zeytin ağacınız olsun. İkincisi de Ege'de çadır kuracak bir toprağınız olsun. Biz bunları çok önemsiyoruz. Dolayısıyla yatırım yapmak isteyenler Ege'de, özellikle de Milas'ta, zeytinlik alarak kendilerine ve çocuklarına çok güzel bir yatırım yapmış olurlar. Efendim Mevlüt Yiğit'i dinledik. Özellikle geleceğiniz zaman yaz aylarında gelmeye dikkat edin. Hem tatilinizi yapın hem zeytinliğinizi alın diyoruz ve sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden ve tüm hızıyla devam ediyoruz.